Nemrut Kurnaz bir astrolog, putperest, çeşitli şiirleri kuran ve masum bebekleri katleden bir yönetici ve et yiyen ilk insandır. Bundan başka vahşi hayvanlara hükmeden bir kişi olarak da tanımlanır. Yaratıcının Adem ile Havva için yaptığı deri kaftanı aracı kılarak hayvanlara hükmettiği ifade edilmiştir. Ayrıca Nemrut'un, içinde yaşadığı toplumda bir tanrı muamelesi gördüğü ve karısı Semiramis'in tapınılan bir ilahi varlık olarak öne çıktığı ileri sürülür. Keldani kabilesinin hükümdarı olan Nemrut, ilk zamanlarda adil ve insaflı bir hükümdardı. Kavmi, yıldızlara ve putlara tapardı. Daha sonralara Nemrut, saltanatı genişleyince kibre kapıldı ve heykellerini yaptırarak kavmine taptırdı. Yahudi kutsal metinlerinde geçen Nimrod isminin İbranice isyan etmek kökünden türediği ve isyan edeceğiz anlamına geldiği ileri sürülür. Nemrut'un soyu. Tanaha göre Nemrut, Nuh'un oğullarından Ham'ın torunu ve Kuş'un oğludur. Ham'ın soyundan gelenlerin tarihin erken dönemlerindeki en sert ve saldırgan insanlar olduklarına, krallıklar kurup insanlığın kaderine hakim olmaya çalıştıklarına Mısır, Libya, Arabistan ve Hindistan gibi ülkelerin oluşumuna öncülük ettiklerine inanılmaktadır. Aynı soydan gelen Nemrut'un Babil'in yanı sıra Nineva ve Kalah'ı inşa etmiştir. Krallığının başlangıcı Şinar diyarındaki Babil, Erek, Akkad ve Kalde'dir. Tekvinde Nemrut'tan yeryüzünde kudretli adam ve Rab indinde kudretli avcı şeklinde söz edilir. Tekvin yorumcularına göre Nemrut karanlık fakat güçlü bir figürdür ve dünyanın ilk ve en büyük emperyalistidir. Talmud metinlerinde ise Nemrut'un, Hazreti İbrahim'i ateşe atan ve bütün insanları Tanrı'ya isyana teşvik eden kötü yönetici olduğu üzerinde durulur. Ayrıca Nemrut ile Buhtunnas arasında bir soy ilişkisi kurulur. Nemrut adı Kur'an'da yer almamakla birlikte Bakara suresinde Allah'ın kendisine mülk ve hükümdarlık bahşettiği için şımarıp Hazreti İbrahim ile tartıştığından söz edilen kişinin Nemrut olduğu müfessirlerce kabul edilmiştir. Bunun dışında Hazreti İbrahim'in cezalandırılması ve ateşe atılmasıyla ilgili ayetlerde de Nemrut'a bazı göndermeler olduğu düşünülmektedir. Nemrut ile Hazreti İbrahim arasındaki mücadeleyi konu alan hikayeler hem Yahudi hem İslam kaynaklarında yer alır. Bu menkıbeli rivayetlere göre Nemrut, Hazreti İbrahim'in dünyaya gelişiyle ilgili olarak rüyasında yeni doğan bir yıldızın parlaklığının ay ve güneşi bastırdığını görür. Rüyayı yorumlayan kahinler, ona ülkesinde doğacak olan bir erkek çocuğun halkın dinini değiştireceğini ve kendisini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine Nemrut, doğan erkek çocukların öldürülmesini emreder ve şehirdeki bütün erkekleri şehir dışına çıkararak hanımlarıyla ilişkiye girmelerine engel olur. Nemrut veziri Azer'e olan güveni sebebiyle onu hanımıyla görüşmemek şartıyla bir iş için şehre gönderir. Bu arada Azer hanımıyla ilişkide bulunur ve bunu gizler. Eşi hamile kaldığında onu şehir dışında bir mağaraya saklar. Sonuçta Hazreti İbrahim bir mağarada olağanüstü ışıklarla aydınlanmış olarak doğar. Hazreti İbrahim ile Nemrut arasındaki mücadele ve Nemrut'un Hazreti İbrahim'i ateşe atması konusunda Yahudi geleneğinde Babil Kulesi öyküsü ön plana çıkarılmıştır. Geleneksel olarak Babil Kulesi'nin Nemrut'un krallığı döneminde inşa edildiğine inanılır. Milattan sonra 1. yüzyıla ait apokrif metin Nemrut devrinde göklere kadar uzanan kulenin inşası sırasında insanlar hazırladıkları kerpiçlere isimlerini kazırlar ve onları pişirerek inşaatta kullanırlardı. Hazreti İbrahim ve yanındaki 11 kişi buna karşı çıkar, bunun üzerine tutuklanıp işkence görürler. Sonunda Hazreti İbrahim ateşe atılır, fakat yanmaktan mucizevi şekilde kurtulur. İslami kaynaklarda Nemrut'tan hep bazı iyilikleri gerçekleştiren kişi olarak söz edilir. Buna göre o ilk defa kötülüğe teşvik eden, başına ilk defa taç giyen, ilkin yıldızların durumunu ortaya koyan, ilk defa ateşe tapan ve insanları kendisine tapınmaya davet eden kişidir. Mancınığın da onun zamanında icat edildiği düşünülür. Taberi yeryüzünden ikisi kafir, ikisi mümin olmak üzere dört büyük kralın gelip geçtiğini, müminlerin krallarının Süleyman bin Davud ile Zülkarneyn, kafirlerin krallarının Buhtunnasır ve Nemrut olduğunu söyler. Nemrut'un krallığı 400 yıl devam etmiştir. İsminin Kur'an'da yer almaması, tekvindeki silik şahsiyeti ve hakkındaki efsaneler sebebiyle Nemrut'un gerçekten yaşamış bir Mezopotamya kralı mı yoksa mitolojik bir kişi mi olduğu tartışma konusudur. Öncelikle onun İran krallarından Dahak olabileceği ileri sürülmüştür. Taberi ise Nemrut'un Nabati, Dahak'ın Farisi asıllı olması dolayısıyla Nemrut'un Dahak olamayacağını belirtir. Nemrut kelimesinin bir isim değil sultan, kral anlamında bir ünvan niteliği taşıdığı,
bu ummanlı anılan kişinin de Akkad Devleti'nin kurucusu 1. Sargon olabileceği, Nemrut'un efsanevi İran krallarından Kaykavus veya Sümerlilerin savaşçılığı ve avcılığıyla meşhur tanrısı Ninurt olduğu ve bu ismin Tevrat'a geçerken Nimrod şeklinde değişime uğradığı da iddia edilmiştir. Keldani kavminin helak olması ve Nemrut'un ölümü. İbrahim aleyhisselam Babil'e hicret ettikten sonra, gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz halinde sivrisinek sürüleri indi. Putperestlerin kanlarını emdiler. O bedbahtlar, kurumuş insanlar haline gelerek helak oldular. Bir sinek de Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Mağrur Nemrut, ağrısından dolayı durmadan başına tokmak vurdururdu. Nihayet, hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ona, İbrahim'e, bir tuzak kurmak istemişlerdi. Fakat biz onları, daha çok hüsrana uğrayanlar haline getirdik. Nitekim dünya saltanatı ile kibir ve gurura sürüklenen Nemrut ve bedbaht kavim, bütün insanlığa ibret olmak üzere toz halindeki sinekler tarafından kanları emilerek insan kuruları haline geldiler.